Evet. Dostlarım hepinize selamlar. En son şöyle bir post atmıştım hepinizin bildiği üzere. Bir sonraki EV4 videomuzun konusu ne olsun diye. Olayı biliyorsunuz zaten. Siz bir formlamak istediğiniz ülke olur ya da oynamamı istediğiniz ülke olur. Bunlardan bir tanesini söylüyorsunuz. Burada belirtiyorsunuz. Arkadaşlarım belirttiği gibi. Çarkı feleğe çeviriyoruz. Şansa ne gelirse. Şimdi şöyle en aşağıya. Bu sefer bu arada daha çok yorum atan oldu. Burada yorum atan herkese çok teşekkür ederim. İlk yorumdan başlıyorum. Kendisi Onur Atakaya. Kendisi Münih ile Almanya kurmak istemiş. Atadin Tengri'yi geri getiren Osmanlı. Vay. Tengri Osman hadi bakalım. Faslı Halifelik. Yomer. Yomer sen bir öncekinde de bunu istemiştin galiba değil mi? Okey Faslı Halifelik. Kastille Jerusalem. Yorumlarda ne demişiz? İlyas Deusult. Non nobis domine. Non nobis. Sed nomini tua de gloriam. Demiş Karl. Ne demek lan bu? Küfür mü ettin anamıza? Bize değil tanrım bize değil. Ama adını yücelt. Vay. Güzel. Latince çok güzel bir dil bu arada ya. Severim. Bizans'la Roma. Bizans'la Roma. Oğlum inşallah bu çıkmaz harbiden. Bu çıkarsa var ya bak. Bu çıkarsa harbiden büyük sıkıntı bu arada. Arda Bil. Pers de olabilir. Onu da diğerine yazarım. Neyse Bizans'ta Roma demişsin. Hadi alalım bunu. Madem öyle. İnşallah bu çıkmaz ya. Provence ile oyna. Sırasıyla Napoli, Aragon, Macaristan, PO alıp Kudüs kuruyorsun ve Good King Rini başarımı alıyorsun. Görev ağacı zaten mükemmel. İlyas öncekinde de bunu istemiştin sen. Hatırlıyorum seni. Hemen şöyle Provence'ı da ekledik. Fransa ile HRE. Fransa ile HRE. Hadi bakalım. Raşits ile Arabiya formlayıp dede dövme. Bu Raşist. Raşist. Raşitsler hangisi oğlum ya? Modsuz olmuyor mu bu dediğim Raşit'in Arabistan prosesi? Raşit'i ben bilmiyorum acı. Raşit diye bir ülke mi var 1444'te? Allah Allah. Neyse yazalım da çıkarsa bakarız artık. Raşit. Kongo ile Afrikan Power. Bak böyle farklı şeyleri severim bu arada. Kongo. Oyrat seferi nasıl olur? Bayağıdır Horde izlemiyorduk. Oyrat diyorsun. Alırız bir dal. Neden olmasın? Lübeck'le Almanya. Lübeck'le Almanya. Okey. Kırım ile oyna. İlk önce Altın Orda sonra Moğol. Ve Moğolların fethettiği tüm toprakları geri alma. Canıma kastınız mı var oğlum sizin ya? Bir de Kırım'la demiş. Kırım ne? Pasta çilek. Çok acımasızsınız ya. Yemin ediyorum var ya. Kırım ne oğlum? Bari ne bileyim Altın Orda falan deseydin. Onlar daha güçlü. Kırım çok güçsüz. Brandenburg ile Almanya. Brandenburg ile Almanya. Tamam. Karaman ile Rum kur demiş. Ama geçebileceğin ilk fırsatta Republic ol. Seviliyorsun kanala toplu MP videosu çekelim bence. Satuk 38. Teşekkür ederim seviliyorsun demişsin. Bu multiplayer videosunu ben de düşünüyorum aslında. Kanaldakilerle böyle bir ara Discord'a girelim. Oradan bir multi atalım. Ne dersiniz? Yorumlarda belirtin bakalım. İsteyenler var mı? Akkoyunlu ile Rum ya da Pers. Sığmadı ama neyse. Cenevis ile Roman Empire. Eflak ile Draculas Revenge başarımını dener misin? Sanırım tüm Balkanları Alman istiyordu. Sen yeter ki iste Lunetçim. Monteferrat ile Bizans kurma. Güzel fanteziler. Reis Delhi veya Hindistan'daki herhangi bir ülkeyle Hindistan'ı kur. Bohemia ile HRE. Cusco ile İnka İmparatorluğu kur. Güney Amerika'nın tamamını al. Knights Jerusalem Latin Empire. Hollanda ile ticari dominasyon ve kolonizasyon, Arda Bil veya Acem ile Persiye kurup Ahameniş İmparatorluğu'nun en geniş sınırlarına ulaşmak. Maveron Nehri'den Selanik'e varana kadar. Bir de şuraya domalayayım amına koyayım. Hollanda. En çok Hollanda istiyormuş. Tamam Hollanda diyelim o zaman. Floransa ile önce İtalya sonra Roma. Oyunun en güçsüz devleti ile en güçlü devleti olup dünyayı fethet. Abi canım. Dünya fethi olmaz. Geç onu. Bilmiyorum oyunu oynamadım. Oynayacak PC yok olsa da set post abi. Set post gelmiş. Tamam güçsüz devleti güçlendirme. Ne yazılır ki buna amına koyayım? Güçsüz devlet diyelim. Ona bakacağız çıkarsa. Danzig ile Prusya kurabilirsin. Görev ağacı geniş, zevkli. Kafana göre bir Japon devletini al, Japonya kur. Biraz tarihi bir Japonya yap. Kore'yi falan al ama Pasifik'i tamamen al. Pasifik olmasa bile Amerika'nın Kaliforniya ve Avustralya. Redenige. Osmanlı ile World Conquest isteyemendim. O zaman şu nasıl? Aztek ile Sunset. Aztek ile Sunset Invasion başarımı. İkinci Viyana kuşatmasını oynayabilirsin. Gerçi kazanması çok zor. Moğol kurmak daha basittir. İkinci Viyana kuşatması ne oluyor lan? O şeydekiler mi? Historical'daki mi? İkinci Viyana. Alalım bakalım. Baviera ile HRE. Baviera ile HRE. Baviera'yı da neyle kuracağız onu söylememişsin. Neyse kafama göre yaparım artık. Hollanda veya Provence kesinlikle ikisi de mükemmel. İkisini de yazdık. Furkancığım, Hollanda da var, Provence da var. Herhangi birisi gelirse senin istediğin olur. Almanya'yı kurar mısın reis? Almanya'yı kurar mısın? Almanya'yı da yazdık. Bir sürü isteyen olmuş zaten. Okey. Bu sefer liste geniş baya. Bakalım ne çıkacak. O zaman boom şakalakka. Aztek ile Sunset Invasion. Really boys? Aztek ile Sunset nedir lo? Yüce Konsey'den karar çıktı.
Aztek ile Sunset. Hadi bakalım. Avesta Oyun kanalından hepinize selamlar. Dostlar, bugün sizlerle Beyaz Adam gelmeden Amerika'da büyük bir yerli devleti kurmak olacak amacımız. Beyaz Adam Amerika'ya ayak basmadan burada büyüyeceğiz. Amerika'da büyük bir güç olup Beyaz Adam geldiğinde onlara gereken dersi vermeye çalışacağız. Evet bayanlar baylar, karşınızda Aztek. Şimdi benim açık söylemek gerekirse ilk Aztek oynayışım olacak. Daha önceden hiç Aztek tecrübem yok ama sizin için bir araştırma yaptım tabii ki Aztek hakkında. Öncelikle Aztek kimdir? Aztek nedir? Bu Aztek kabilesi hangi yıllarda yaşamıştır? Özellikleri nelerdir? Gelin hep beraber önce bir buna bakalım. Aztekler Orta Amerika'da milattan önce 1300'lü yıllarda kurulan bir uygarlıktır. Çok gelişmiş bir toplum olan Aztekler dini inançları, yaşam tarzları ve kültürleriyle öne çıkmaktadır. Azteklerin inanç sistemi oldukça karmaşıktır ve çok tanrılı bir din anlayışına sahiptirler. Tanrıların çoğu doğa ve savaş tanrılarıdır. Aztekler insanların tanrıların güçlerini elde etmek için kurban edilmesi gerektiğine inanıyorlardı. Bu nedenle insan kurban etme pratiği Azteklerin dininde önemli bir rol oynadı. Aztekler tarım ve hayvancılıkla uğraşan bir toplumdu. Tahıllar, mısır, fasulye, kabak ve çeşitli sebzelerin yanı sıra çeşitli meyveler yetiştirilirdi. Ayrıca balıkçılık ve avcılık da önemli bir geçim kaynağıydı. Aztek toplumu sınıflara ayrılmıştı. Elit sınıf, kraliyet ailesi ve soyluların yanı sıra rahiplerden oluşuyordu. Alt sınıflar ise çiftçiler, zanaatkarlar ve kölelerden oluşuyordu. Azteklerin sınıf sistemi oldukça katıydı ve bir kişinin doğduğu sınıftan ayrılması nadirdi. Aztekler sanatta ve mimaride oldukça ileri bir toplumdu. Sanatlarında figüratif tafsirler, geometrik desenler ve semboller önemli yer tutuyordu. Özellikle altın, gümüş ve diğer değerli metallerden yapılmış mücevherler Azteklerin en gösterişli sanat eserlerinden biriydi. Azteklerin mimari eserleri de oldukça etkileyiciydi. Meksika'da bulunan Tenochtitlan şehri Azteklerin başkentiydi ve bugünün Meksiko şehrinin temelini oluşturuyor. Geniş meydanları, sarayları, tapınakları ve kanallarıyla oldukça ileri bir şehirdi. Sonuç olarak Aztekler Orta Amerika'da oldukça etkileyici bir uygarlıktı. Dini inançları, yaşam tarzları ve kültürleri günümüzde bile önemli bir etkiye sahiptir. Ancak Azteklerin insan kurban etme pratiği gibi bazı uygulamaları modern dünyanın değerleriyle çelişmektedir. Azteklerin insan kurban etme uygulaması karmaşık bir dini inanç sisteminin bir parçasıydı. Aztekler çok tanrılı bir din anlayışına sahipti ve her tanrıya farklı nitelikler ve görevler atanmıştı. Bazı tanrılar doğa olaylarını kontrol etmek için, diğerleri ise savaş ve şiddet için özel olarak tasarlanmıştı. Aztekler tanrıların gücüne inanıyorlardı ve tanrıların insanlardan kurban talep ettiğine inanıyorlardı. Kurban edilen insanların tanrıların gücünü elde etmek ve onları mutlu etmek için yapılan bir hediye olduğuna inanıyorlardı. Ayrıca Azteklerin insan kurban etme uygulaması bir toplumsal ve siyasi kontrol aracı olarak da kullanılıyordu. Kurban edilen insanlar genellikle savaş esirleri, köleler ve suçlulardı. Kurban edilen insanlar, savaş esirleri ve düşmanlar Aztek toplumundan korkmalarını ve isyan etmelerini engellemek için kullanılabiliyordu. Kurban edilen insanların kanının tanrılara bağışlanması, tanrıların insanlara yardım etmesi ve Azteklerin zafer kazanmasına yardımcı olacağına inanılıyordu. Sonuç olarak Azteklerin insan kurban etme uygulaması karmaşık bir dini inanç sisteminin ve toplumsal siyasi kontrol aracının bir parçasıydı. Bu uygulama bugünkü modern dünya görüşüyle çelişmektedir ve insanlık tarihinin en karanlık sayfalarından biridir. Azteklerin yok oluşu, İspanyol istilası ve salgın hastalıkların birleşiminden kaynaklanmaktadır. İspanyol fatihleri Hernán Cortés liderliğinde 1519 yılında Meksika kıyılarına geldiğinde Aztekler Orta Amerika'nın en güçlü imparatorluğu olarak hüküm sürüyordu. İspanyol fatihlerin güçleri Azteklerin savunma gücünden çok daha yüksekti ve yerli halkların desteğiyle birlikte savaşlar kazandılar. Aztekler İspanyol fatihlerin askeri teknolojilerine ve savaş taktiklerine karşı savunmasız kaldılar ve nihayetinde 1521 yılında başkent Tenochtitlan düştü. Ancak İspanyol fatihlerin getirdiği en büyük tehditlerden biri Avrupa'da uzun süredir yaygın olan ama Amerika yerli halkları için yabancı olan salgın hastalıklardı. Özellikle çiçek hastalığı milyonlarca kişinin ölümüne neden oldu ve Azteklerin zayıf düşmesine yol açtı. Ayrıca İspanyol fatihlerin yanında getirdiği köleler ve köle tacirleri Aztek toplumunda da yıkıcı bir etkiye sahipti. Yabancı köleler yerli halkların yaşam tarzlarına uyum sağlamakta zorlanıyor
ve bu durum toplumsal istikrarsızlık ve direnişlerine neden oldu. Sonuç olarak Azteklerin yok oluşu İspanyol istilası ve salgın hastalıkların birleşiminden kaynaklanmaktadır. İspanyol fatihlerin getirdiği yeni teknolojiler, savaş taktikleri ve salgın hastalıklar Azteklerin savunmasız kalmalarına ve sonunda yok olmalarına yol açmıştır. Evet, şimdi Aztek hakkında yeterli bilgi aldığımıza göre artık başlayabiliriz. Şimdi oyunda Aztek hakkında bilmemiz gereken ilk şey, şöyle bir T'ye basalım. Aztek kabilesi Nahuatl dinine mensup bir kabile. Hemen yanı başımızda Mayanlar var. Mayalar yani. Hemen bu tarafta da animistler var. Şimdi Nahuatl dininin özelliği, şuradan açtığınızda böyle reform geçirebiliyorsunuz abi. Ama bu reformu geçirmek için sizden belirli şeyler istiyor. Kendine özgü bir savaş sebebi var Aztek kabilesinin. Flower Wars. Bu savaş sebebiyle savaş açabiliyorsunuz hiç claim oluşturmadan. Sadece komşu olmanız gerekiyor. Şöyle de gördüğünüz gibi mesela bu adamlara ben direkt savaş açabilirim. Ayın 11'inde direkt bu adamlara girebilirim. Hiçbir spy network'e falan hiçbir şeye gerek yok. Bu güzel, iyi, hoş. Ama şöyle bir sıkıntımız var. Bu ülkelerin hepsini vasallamamız gerekiyor. Şimdi bu reformları geçirebilmek için toplamda 5 tane vasalımız olması gerekiyor. 5 tane vasalımız olmazsa bu reformları geçiremiyoruz. Peki geçiremezsek ne oluyor? Doom diye bir özellik var. Bunun Türkçesi kıyamet demek. Bu yüze gelirse her şey bitiyor. Kıyamet kopuyor. Kaybediyoruz oyunu. Öyle düşünebilirsiniz. Bunun yüze gelmemesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu doğum her yıl +3+3 artıyor şu anda. Ama şöyle bir sıkıntımız var. Bizim ne kadar çok toprağımız olursa bu doğumun yıllık yükselmesi o derece artıyor. Şu anda +3 ise işte toprak sayımız mesela 3-4 toprak daha arttırdık. 5 toprak daha arttırdık. Atıyorum bu yılda 6'ya 7'ye çıktı. Yani az gibi görünebilir ama oyunda bir sene çok hızlı geçtiği için çok hızlı bir şekilde yükseliyor. Yani bunu düşük tutmamız gerekiyor. Düşük tutmak için de bu adamları vasallayıp çok fazla toprak almadan vasallayacağız. 5 tane vasal olacak. Stabilitemiz +1 olacak. Reformu geçireceğiz. Reformu geçirdikten sonra bu adamların hepsi vasallıktan çıkıyorlar. Stabilitiniz bir düşüyor. Sonra bir sonraki reformu geçirmek için tekrar vasallıyorsunuz. Yani sürekli bir savaş. Bunu tavsiye eden arkadaşa teşekkür ediyorum öncelikle. Gerçekten çok zevkli ve güzel bir ülke. Yani kendine has bir mekaniği var. Hepinize tavsiye ederim. Mutlaka oynayın ve deneyin bunu. Bu reformları geçirdikçe doğumumuzun yıllık yükselmesi azalacak. Yıllık 7 geliyor bizim doğumumuz. İşte reformu geçirdikten sonra bu düşecek 6'ya 5'e yavaş yavaş. Tüm reformları geçirince artık bu doğum eksi yemeye başlıyor. Ve dini reform edebiliyorsunuz. Ama bu dini reform edebilmek için de yanınızda enstitü benimseyen bir ülke olması gerekiyor. Yani kolonici devletlerden bir tanesi gelip sizin sınır komşunuz olacak. Ve bu reformu geçirip dini reformlayacaksınız. Ve dini reformladığınızda sizin yanınızdaki komşunuz her kimse onun teknolojisiyle bir olacak sizin teknolojiniz. Oynanış biçimlerine gelince Nahuatl'la oynayabiliriz. Nahuatl'la devam edebiliriz. Bunun da devam etmenin avantajı var, dezavantajı var. Ya da bu yanımızdaki animistler var mesela. Animistlerin dinini benimseyebiliriz. Bunu benimsersek buradaki özelliklerin hiçbirinden faydalanamayacağız. Nahuatl dininin özelliği olduğu için bu özellikler. Animiste geçersek ya da herhangi başka bir dine geçersek reforma falan ihtiyacımız olmayacak tabii ki. Peki biz nasıl oynayacağız? Yani Nahuatl'la deneyebiliriz aslında ya. Yani açıkçası ben pek Nahuatl'la oynayasım yok. Çünkü çok uğraştırıyor, çok zaman alıyor. Ama ilk defa Aztek oynayacak birisinin de gidip işte din değiştirmeyi falan yapacağını düşünmediğim için Nahuatl'la devam edelim biz ya. Bu bölümü Nahuatl'la yapalım. Zaten büyük ihtimalle bu Aztek maceramız bir bölümde bitmeyecek. Çünkü arkadaşın istediği şey biraz zor ya. Sunset Invasion diyor. Sunset Invasion dediği işte Londra'yı alıyorsun, Paris'i alıyorsun. Büyük ülkelerin başkentlerini falan alıyorsun yani. Nahuatl'la gidelim ya. Şimdi size oyuna başlarken beyaz adamın neden bu kadar Amerika'yı sevdiğini ve neden buradaki yerli kabileleri yok edip her yere kendisinin yerleştiğini göstereceğim. Sadece tek bir tuşla. O tuşta bu. Yani çok fazla konuşmaya gerek yok. Sadece şuraya bakarak beyaz adamın neden gelip Amerika'yı yerle bir ettiğini anlayabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11 tane altın madeni sadece bu bölgede. 11 tane altın madeni. Onun haricinde şekerimiz var. Bir dünya. Ama asıl sebep bu. Bunu bilin yani. Tabii bizim bulunduğumuz yerde de şu anda aktif olarak 1, 2, 3, 4 tane altın madenimiz var. Şu arkadaşı da yutacağız. Bu arkadaşı yuttuktan sonra buradaki altın madenleri de bize geçecek. Tabii artısı var, eksisi var. Paraya para demeyiz eyvallah ama ülkede enflasyon tavan yapacak. Başlangıçta şöyle bir decision'ımız var. Bu decision'ı ben almayacağım. Yıllık prestij şu an benim için çok önemli değil. Evet, beyaz adamın neden Amerika'yı bu kadar çok sevdiğini öğrendiğimize göre gelin estate'lere geçelim. Buradan
admin puanımızı alalım. Advisor kostumuzu alalım. Bunu almanıza hiç gerek yok. Zaten çoğu ülke nava atıldığına da mensup bulunduğumuz bölgede. Bunu almasanız da olur. Religious Diplomat'ı alın. Tavsiye ederim. Koalisyon sıkıntısına bir nebze olsun iyi gelir. Buradan military puanımızı alıyoruz. National Manpower Modifier, Military Advisor Cost, Supremacy, Kafi. Buradan Diplomatic Power, Patronage of the Arts, Diplomatic Advisor. Tabii ki sevgili burgerlardan borç. 25 tuka veriyormuş, fazla da vermiyor ama alalım. Ve tüm bunlar bittikten sonra Seize Land Baby. Rival'lara gelince rival'lar pek de önemli değil açıkçası. Sizi kim rival aldıysa onları alabilirsiniz. Ben direkt bunların hepsini rival alırım. Advisor'lara geçelim. Advisor'larda bu arada ruler'ımız gayet iyi. 24 yaşında daha. Umarım ölmez. Umarım ölmez. Eğer ölürse bir bakmışsınız oyun çökmüş falan yani bir anda. Öyle şeyler olabilir yani. Yok yok. Bu save'de kesinlikle Alt F4 falan yapmayacağım abi. Neyse o. Bu abone özel isteklerinde kesinlikle Alt F4 yapmak yok. Kesinlikle low atlamak yok. Ne oluyorsa o. Şimdi bir ay sonra ölsün tekrar devam abi. Hiç sıkıntı yok. Zaten Iron Man'de oynuyoruz. Bu arada Production Efficiency gelmiş. Bunu alacağız. Misyoner gücü hiç umurumda değil. Buradan Spy Network'ü almamız hiçbir şey ifade etmiyor. Aslan'ın kendine has bir savaş sebebi olduğu için. Buradan Trade Efficiency alacağım. Buradan da tabii ki Moral of Army alacağım. Tabii ki Moral of Army bebeğim. Varsa Disiplin alabilirsiniz. Disiplin yoksa Manpower Modifier alabilirsiniz. Onların hiçbiri yoksa da şanslısınız. Alt F4 atın. Ya da işte ne olursa alın onu. Çok da önemli değil. Odağımızı kesinlikle askeriye getirmemiz gerekecek. Çünkü herhangi bir enstitü benimsemeden çok hızlı bir şekilde olmasa da yavaş yavaş askeri teknoloji benimseyebiliyoruz. Daha feodalizm bile yok ya. Daha feodalizm bile yok abi. Önce feodalizmi benimseyeceğiz. Sonra Rönesans gelecek onu benimseyeceğiz. İşimiz zor boys. İşimiz zor. Şimdi bizimle ally olmak isteyen vatandaşlar. Şu adamın 6K askeri varmış bak. Bunu ally alalım. Şu arkadaşın da 6K askeri varmış. Bunu da aldım ally. Şu 2K bile bizim ally'ımız. 6-6 12K bunlardan gelecek. Güzel. Şimdi ilk savaşımızı bu Tlaxcala ile yapacağız. Bu Tlaxcala'yı direkt yutarız diye düşünüyorum. Oyunun başında bir free company patlar. Evet, başlar başlamaz mükemmel bir etkinlik. Otonomi olsun hadi. Şuradaki kaleyi de kapatıyorum. Gereksiz. Savaşta açılır zaten. Görev ağacına değinecek olursak Astey'in çok da kendine özgü bir görev ağacı yok açıkçası. Ama yani fena da değil görev ağacı. Bence kesinlikle Astey'e bir görev ağacı gelmeli. Sevgili Paradox. Moral of Army veriyormuş. Force Limit'i %'ye getirdiğimizde. Okey bunu alalım. Moral of Army. Severiz. Yani hala benimle ally olmak isteyenler var. Ama çok da fazla ally almayacağım. Çünkü buralardan bir sürü vasallamamız gerekenler var. Şu ikisini aldım. Arada sırada yardıma gelsinler yeter. Evet ayın 11 oldu. Tlaxcala'ya savaş ilan edeceğim. Flower Wars savaş sebebimizden. Hemen savaşımızı ilan edelim. Ruler'ımız iyi bir general. Bunu kullanabiliriz. Kullanalım hadi ya. İşimize yarayacağını düşünüyorum. Oyunun başında Aztek ordusu gerçekten güçlü bu arada dostlar. Orduya güvenebilirsiniz yani. Gördüğünüz gibi Stack Wipe 7. Bu Doom'u düşürmenin yollarından bir tanesi de düşman ordusunu yenmek. Hatta Wipe atarsanız düşman ordusuna ekstra daha fazla Doom düşüyor. Haberiniz olsun. Yani sürekli savaşmanız gerekiyor. Sürekli savaşmanız gerekiyor. Hiç savaşmadan durmayacaksınız. Ta ki tüm reformlar bitene kadar. Şöyle bir etkinlik geliyor Aztek oynarken. Burada ben alttakini tercih ediyorum. Bizim Meksika'da başkentimizde bir Great Project'imiz var. Bu şu anda ikinci seviyede. Tenochtitlan diye bir piramit olması lazım. Evet. Bu bir piramit. Bunu 3. seviyeye çıkartıyor bu alttakini seçerseniz. 3. seviyede de yıllık doğum azalımı veriyor +3. Şu anda +2. Bizim için başlangıçta bu önemli. Bunu almanız sizin için iyi olacaktır diye düşünüyorum. Şöyle alalım. Gördüğünüz gibi 3 oldu. Artık 2 değil 3 düşecek doğumumuz. Mesela gördüğünüz gibi 3'tü. 2 oldu yıllık. Tabii bu artacak zamanla. Devam. İlk defa bir oyun oynarken bu kadar hızlı stabilite aldım. Teşekkürler. Böyle kondotiyeri falan atıyorlar bu arada. Atsınlar bakalım. İstedikleri kadar atsınlar. Bizimle baş edemeyecekler. Hop. Hadi köyüne. Direkt wipe. Abi Aztek ordusu çok güçlü ya. Çok güçlü. Hop. Bir wipe da buna. Hadi bakalım. Şurada 3 seviye fortu var Tlaxcala'nın. Bunu mutlaka alacağız. 3 seviye kaleleri mümkün olduğunca alın abi. Bu bölgede çok fazla 3 seviye kale var. Evet buradaki Mixtec'le olan savaşımı bitiriyorum. Kendisini vasal alıyorum ve rivallıklarını bitirin burada. Çünkü burada rivallığını bitirdiğiniz zaman size prestij verecek. Prestijiniz ne kadar yüksek olursa agresif yayılmanız o kadar düşer arkadaşlar. Bakın burada Aggressive Expansion Impact diyor. Prestijiniz arttıkça bu Aggressive Expansion Impact de artıyor. Ayrıca Improve Relations diyor. Yani diğer ülkelerle olan ilişkilerinizi daha hızlı bir şekilde geliştirebilirsiniz. Daha az koalisyon yemenizi sağlar bu da. Ayrıca zaten Global Trade Power, Moral of Army, Moral of Navy, Navy ne la? Moral of Navy, Enstitü benimseme maliyeti gibi özellikleri de değiştiriyor, arttırıyor. Prestijinizi mutlaka yüksek tutmaya çalışın. İlk vasalımızı da bu şekilde almış olduk. Bu arkadaş savaştaymış. Şanslıyız. Zapote'yi de artık vasal alabiliriz.
Hemen şu savaştan sonra ona gideceğiz. Bu arada bu tarz etkinlikler de gelecek. İşte Doom yükseltme etkinlikleri, Doom düşürme etkinlikleri. Doom'unuz yüksekse bunları mutlaka hani bedeli ne olursa olsun düşürmeye çalışın. Yani Doom'unuzu ellerin altında tutmaya çalışın sürekli. Çünkü ellerin üzerinde olduğu zaman şuradaki özellikleri alamıyorsunuz. Doom ellerin altında olmalı diyor zaten. Bunu mutlaka ellerin altında tutun. Şu anda mesela gereksiz. Yani bunu almama gerek yok. Legitimisi almama da gerek yok ama hadi düşürelim biraz Doom'u. Zaten fazla yoktu ama düşmüş olsun. Bu arada şu boştaki diplomatlarımı da Curry Favors olarak göndereceğim elaylarıma. Daha hızlı bir şekilde savaşlarıma katılmalarını istiyorum çünkü. Wow, etkinliğin güzelliğine bakar mısın ya? Stability veriyor ya da diyor ki oyunun sonuna kadar sana %2,5 disiplin ve savaş yorgunluğunda 0,05 azalma. Artı olarak army profesyonalizm de veriyor. 100 admin puanı karşılığında. Ben tabii ki bunu tercih edeceğim. Oyunun sonuna kadar disiplin veriyor abi. Zaten güçlü bir ordumuz var. Bunu da alınca daha da güçlü bir ordumuz olacak. Evet, Zapotec'le olan savaşımız bitti. Kendisini vasal alıyoruz. Parasını alıyorum. Rivallıklarını bozduruyorum. Prestij için. Bakın çok hızlı bir şekilde 52'ye çıktım bile prestijde. Gelen özellikleri görüyorsunuz şu anda. Hemen şunu da bitirelim. Buradan şurayı bilerek aldım. Şu arkadaşlarla aslında şurayı alsaymışız daha iyi olurmuş. Komşu olmak için aldım da. Keşke şurayı alsaymışım. Şu ikisine komşu olurmuşuz. Komşu olmak istememin sebebi de hızlı bir şekilde vasallayıp geçmek istiyorum hepsini. O yüzden mümkün olabildiğince sınır güzelliğinden ziyade işte komşumun çok olması benim için önemli. Hepsini vasallayıp geçeceğim çünkü. Burayı korlayabiliriz. Korlamadan önce şurada War Exhaustion'umuzu düşürelim. Ondan sonra korlayalım. Biraz daha uyguna korlamış olalım. Evet, military teknoloji atlayabiliyoruz şu anda. Ama daha feodalizmi bile benimseyemedik. O yüzden biraz daha bekleteceğim. Bu arada şuradan Meksika eyaletinde Encourage Development'ı vereceğim. Ve burada feodalizmi benimsemek için dev basacağız abi. Askeri puan basmayacağım. Şöyle diplomatik puanımı harcayacağım. Hem burada altın madeni var. Para da gelir aynı zamanda. Evet, azar azar geliyor baya. Şöyle ufak militeri puanı da basabiliriz. Fazla olmamak kaydıyla. Bekleyeceğiz. Feodalizmi benimseyeceğiz. Ondan sonra militeri teknolojide atlayacağız. Ondan sonra da yavaş yavaş vasal sayımızı arttırıp dini reformları geçirmeye çalışacağız. Evet, sevgili Tlaxcala'yla da savaşımız bitti. Buradan bu kaleyi mutlaka alın. 3 seviye kalelerin kuşatması zor oluyor. Bir dünya uğraşırsınız sonra. 3 seviye kaleleri mümkün olduğunca almaya çalışın. Şöyle rivallıklarını da bitir. Benimle rivallığını bitirsen. Seni aşağılayabiliyor muyum ben? Aşağılayamıyorum değil mi? Aşağılık herif seni. Okey, Tlaxcala'yla da bu şekilde bitirdik savaşımızı. Burayı da korlayalım. Buradaki kaleyi de yık gitsin. Bize bir tane kale yeter. Evet, çok kısa bir süre geçmesine rağmen şu anda 3 vasalımız var bile. 2 vasallığa lazım reform geçirmemiz için. Bu arada bunların liberty desire'ları muhtemelen yüksek olacak. Gidip bunların liberty desire'larını düşürmeye falan çalışmayın. Hatta şöyle bir mekanik var. Herhangi bir vasalınıza tıkladığınız zaman burada sacrifice ruler diye bir özellik var. Bu tıkladığınız vasalınızın ruler'ını ya da heir'ini kurban etmenize yarıyor. Bu da işte Azteklere özgü bir şey. Nahuatl dininin özelliklerinden birisi. Ne kadar yetenekli bir ruler'ı veya ne kadar yetenekli bir heir'i kurban ederseniz doom puanınız o kadar düşüyor. Mesela bu adamı ben kurban edersem, bu ülkenin ruler'ını yani hükümdarını, sultanını artık ne derseniz kurban edersem 8 düşecekmiş doom'um. Zapotec'in heir'ini de kurban edebiliyormuşum. 6 düşürüyormuş. Bunun bu 7 düşürüyormuş. Mixtec 4 düşürüyor mesela, gördüğünüz gibi. Demek ki bok gibi bir hükümdarı var. Gördüğünüz gibi zaten 5 para etmez. Peki bu Tlaxcala'nın hükümdarı kaçmış? 3-2-3'müş mesela. 8 düşürüyor. Gayet iyi. Mesela kullanabilirim. Niye kullanmayayım ki? Öldür abi. Sacrifice. Öldürdüm gitti. Zaten ben ne yaparsam yapayım bu adam bana karşı sadık olmayacak. Doom'umu düşürmek için kullanıyorum ben de. Gördüğünüz gibi bir iki tane toprak aldım, artı 4'e çıktı. Artı 2'ydi az önce yıllık yükselmesi Doom'un. O yüzden çok fazla toprak fethetmeden yavaş yavaş vasallaya tüm reformları geçirene kadar bu şekilde gideceğiz. Şimdi burada sevgili Tlapanek varmış. Bu Tlapane'ye savaş açabiliriz. Teotilan geliyormuş yanında. Teotilan hangisi? Şu mu? Bir de Tonala. Tamam. Benim bütün elaylarım geliyor savaşa. Kolay bir savaş olur. Bu savaşı başlatalım hemen. Sevgili Teotitlan'ı vasalımız yaparak savaştan çıkartıyorum. 4 oldu. Kaldı 1. Evet, buradaki arkadaşı da vasal alıyorum. Sevgili Tonala'yı. Şu an tam 5 tane vasalım var. Ama savaşta olduğum için şu an reform geçiremiyorum. Şu arkadaşla beyaz barış yapacağım. Çünkü ben şimdi bunu vasal alırsam reformu geçirdiğim zaman bütün vasallarım tekrardan bağımsız olacak. Bu adam beyaz barış yapacağım. Çok fazla turusumuz uzamasın diye. Sadece beyaz barışta bu adamı çıkartacağım savaştan. Turusumuz bittiği zaman tekrardan saldırıp vasal alacağım bu sefer. Evet. Gördüğünüz gibi Religious Reform penceremizde bu sefer aktif oldu bunlar. Şimdi öncelikle tabii ki disiplini almak çok iyi olacaktır. %5 buradan geliyor. %2,5 da az önce etkinlikten geldi biliyorsunuz. Daha oyunun başında %7,5 ekstra disiplinle başlıyorsunuz oyuna. Bu da sizin ordunuzu çok güçlü yapıyor abi. Stabilitiniz artı 1'de olacak. Doom'unuz 50'den az olacak ve
Bum şakalakka. Evet, disiplinimiz geldi. Tüm vasallarımız gitti gördüğünüz gibi. Şimdi sil baştan tekrardan vasallamaya çalışacağız. Bu arada doğum 29'a çıktı gördüğünüz gibi. Ama yıllık artı 2.6'ya düştü. Her reform yaptığınızda size belli bir miktar doğum verecek. Ama yıllık artan doğumunuz düşecektir arkadaşlar. Hadi be feodalizm. Hadi be oğlum. Bu ne abi ya? Bas abi bas. Hemen feodalizmi benimsememiz lazım. Evet, bu arkadaşın bir tane elayı varmış. Ama yanında bizim elay geliyor. Bizim elayı vasal alamayız zaten. Tamam, bu şekilde gelsin o zaman. Kim bu? Totonak. Sevgili Totonaklara da giriyoruz şimdi. Flower Wars savaş sebebimizde. Bu adamı da vasallayacağız. Hemen şöyle girelim. Şu an 27 doğumum. Adamları wipeladı. 23'e düştü. Gördüğünüz gibi. Bu ne oğlum? İki tane kalem mi var senin ya? Neyse, ikisini de kuşatabiliyormuşuz. Güzel. Evet, bu arkadaşla barışımızı yapıyoruz. Bu arkadaşı vasal olarak alıyorum. Şuradaki kalesini aldım. Şuradaki devletlerle de komşu olmuş olacağız bu sayede. Koalisyon çok da önemli değil ya şimdilik. Buradaki kaleyi tabii ki yıkacağız. Bir tane kale fazlasıyla yetiyor. Zaten 3 seviye portumuz var. Diğer kaleleri yakın gitsin. Boş yere masraf olur. Korla. Ye bakayım wipe'ını. Yes. Doğumumuz 18'e kadar düştü. İşte bu yüzden sürekli savaşta oluyorsunuz dostlar. Savaşmayı hiç bırakmıyorsunuz. Sürekli bir action. 10 doğum mu azaltıyorsun? Kill him abi. Kimse öldürün gitsin ya. Evet, bu arkadaşı da vasallayıp savaşı bitirdim. 2 vasalımız oldu tekrardan. Sıradaki şanslı arkadaşı arıyoruz. Evet, bu kimmiş bu? Otomi. Otomi'ye saldırırsak bizim elayımız gelmeyecek savaşa. Biraz kalabalıklar ama Kalisko geliyor yanımızda ya. Bu savaşı alabiliriz bence. Taraskan, Teotitlan, Tonala. 3 tane burada, bir de bu 4. Tamam, buradan 3 tane vasal alırız biz. Let's go. Buradaki Teotitlan kabilesini savaştan çıkartıyorum vasalımı alarak. Yavaş yavaş koalisyon sıkıntıları doğmaya başlıyor. Güzel. Teotitlan da artık vasalımız. Bunları supportive çektik ama hiçbiri sadık değil maalesef. Olmayacaklar da büyük ihtimalle. Sacrifice yapabiliyorum şu anda ama biraz daha var. Daha 5 doğumumuz. Artınca yaparız. Çok güzel bir etkinlik be. Siege ability verdi. Ama 5 senelik sadece. Olsun. Morlo farmi de iyiymiş ama. Siege ability alalım ya. Ne kadar hızlı o kadar iyi. Evet, böyle boktan boktan etkinlikler de geliyor bazen. Her türlü stability kaybettiğiniz belalar. Şu daha makbul. Stability -1'e düştü bu arada. Not good bro. Not good. Buradaki Taraskan'ı ve Otomi'yi vasal alıyorum. Ve şuradaki 3 seviye kalesini aldım Taraskan'ın. Bitirelim savaşımızı. Güzel. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi gördüğünüz gibi 5 tane vasal adım var ama reform atlayamıyorum. Bunun sebebi ne? Bunun sebebi tabii ki stabilitimiz düşük. Aynen. Stabilitimizin artı bir olması gerekiyor. Yani bu genelde etkinliklerle falan artı bir oluyor ama böyle zamanlarda da kendiniz boostlayın bunu. Yeterli puanınız varsa. Boş yere beklemeyin abi. Buradan diplomatik relation alabiliriz ikinci olarak. Kolonist alırız ama hiçbir manası yok. Hiçbir anlamı yok. Stability cost modifier mesela, az önce gördünüz. Stability basmam gerekti. Bunu alıp biraz daha maliyetini düşürebiliriz. Bu arayızlaşın çok önemli değil. Stability cost modifier fire alacağım ben ya. Biraz daha uygun fiyata basalım stability'leri. Evet, buradaki yeri korluyoruz. Tekrardan sil baştan devam. Enflasyon gördüğünüz gibi Türkiye enflasyonuna benzemeye başladı yavaş yavaş. Sürekli artış devam ediyor. Taraskan'ı rival alalım. Tlaxcala'yı alalım bir de. Wow, 30'a çıktı doğumumuz. Ama fazla yükselmiyor. Güzel. Bu arkadaşlara savaş ilan ediyorum. 3 buradan, bir de bu 4. Tek savaşta 4 vasal almaya çalışacağım. Let's go. Allah'ını seven feodalizm versin bana. Teşekkür ederim. Borcumuzu çekip enstitümüzü benimseyelim. Artık feodal bir devletiz. Akıllı olsun herkes. İşte en sevdiğim etkinliklerden birisi daha. Hem stability veriyor, hem doom düşürüyor, hem unrest düşürüyor, hem stability cost modifier. Muah, tadından yenmez be. Ya yapma bunu ya. Of. Of. Neyse. Adamlık bende kalsın. Of be. Ulan var ya, save patlasaydı oturur ağlardım. Yemin ediyorum. Şuraya oturur. Çocuk gibi ağlardım herhalde. Neyse ki sapı sağlamız. Devam. Evet. Tonalayı vasal olarak aldık. Şu şekilde Zapotek'i vasal alıyorum. Ve bu iki ülkeyi de, adını söyleyemediğim bu ülke ve Tlapanek'i de vasal olarak alıyorum. Koalisyon riski var ama çok önemli değil. 1, 2, 3, 4. Son bir tane kaldı. O şanslı arkadaş kim olacak? Şöyle bir bakalım. Bu arada Rönesans çıkmış. Rönesans'ı da benimsememiz gerekecek. Buraya development basmaya devam o zaman. Evet. Yarısına geldik. Rönesans'ı da benimsediğimiz zaman çok hızlı bir şekilde teknoloji atlayabileceğiz. Evet. Mistake'e saldırıyorum. Şu anda Army Tradition'ımız 60 seviyesinde ve Moral of Army %15 ekstra alıyoruz. Ayrıca %3 Siege Ability de geliyor buradan. Bu Army Tradition'ı genelde oyuncular önemsemiyor pek ama aslında çok önemli bir şey. Etkinlik geldiği zaman direkt böyle Army Tradition eksisi veriyormuş, basayım geçeyim falan. Bu şekilde düşünmeyin. Army Tradition'ınız ne kadar yüksek olursa kuşatmalarınız o kadar iyi olur. Hızlı biter. Manpower'ınız daha hızlı yenilenir. Moral of Army'niz daha yüksek olur. Daha ne olsun? Daha ne olsun? Ve %107.5 disiplinimiz var. Wow.
Aztek ordusu bayağı güçlü ya. Bir toprak alıp Toton'u vasallıyorum. Bu mixtekle beyaz barış yapacağım. Çünkü hatta para bile almayalım. Sadece beyaz barış yapalım. Zaten 5 vasalı doldurduk. 3. reformumuz ne olsun ne olsun. Hadi bir diplomatic relation olsun ya. Oh shit. Here we go again. Bu toprağı almamın sebebi şu adamla komşu olmak istedim. Tam da bu sebepten dolayı. Tek savaşta biz 1, 2, 3, 4 bir de bu 5. Tek savaşta bunu yiyebiliriz bu arada. O zaman let's go. Wow. Hadi bakalım. Şanslımız yerinde mi? Bir savaşçıyı test ettik ve gerçekten iyi bir savaşçıymış. Onu general yapacağız. 50 military power geldi ve doom'umuz 10 azalıyor. Süper abi. Evet. Savaşçı dediğimiz adam Usain Bolt'muş arkadaşlar. Sadece koşmayı biliyor amına koyayım. Neyse. Kalsın orada. Evet. Kiçeleri vasalım yapıyorum ve dinlerini çeviriyorum. Artık onlar Nahuatlı olacaklar ve oldular bile. Evet. Çağ özelliğimiz geldi. Buradan bence kesinlikle agresif expansion impact almalıyız ya. Belki bu olabilir ama daha erken. İlk önce agresif expansion impact almak faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Evet, sevgili Yokotan'la şu şekilde bir barış anlaşması yapıyorum. Vasalladım. Dinini değiştirdim. İki toprağını alacağım çünkü fazla doğumum yükselmiyor artık. Sıkıntı olacağını zannetmiyorum. O kadar toprak almama rağmen mesela şu anda 2.2 geliyor yıllık. Ve sürekli savaştığım için doğumum sürekli düşük. Bu arada şunu da düşürelim. Evet. Şekilde daha iyi. Evet, buradaki Jorty'leri de jortlattığımıza göre bu savaşı da bitiriyoruz. Artık Jorty'ler de bizim vasalımız. Bu Aztek ve Ziyu kaldı. Güle güle sevgili Ziyu. Chiu. Piu. Artık her neyse. Okey, bu arkadaşı da bu şekilde vasallayamıyorum. Vasalladım. Dördüncü reform bayağı hızlı geldi bu arada. Tek savaşta dördüncü reformu atlamış oluyoruz bu şekilde. Kolonist'i en son alacağım. Gerek yok. Savaş yorgunluğumuzu da aldık. Evet, her doğum atladığımızda 25 puan geliyor. Savaşarak düşürüyoruz zaten bunu ya. Artık son doğuma geldiğimize göre çok fazla yıllık doğumumuz da artmıyor. Hatta hiç artmıyor şu anda. Bir ay geçsin bakayım, artacak mı? Yok, hiç artmıyor artık doğumumuz. Gayet güzel. Ufak bir koalisyon yemiş olabilirim. Klasiktir. Olmazsa olmaz. Şimdi yine tek savaşta 5 tane vasal yapabileceğimiz bir savaş arayacağım. Hatta bu koalisyonlara girenlere mi saldırsak ya? İyi fikir ha. Bir şey söyleyeyim mi? 1, 2, 3, 4... Biriniz daha girin lan koalisyona. Aa, bu da girdi. Şimdi ben size saldırsam hepiniz geliyorsunuz. 43k. Sizi de ally diye aldık. Bir boka yaramıyorsunuz ya. Savaş yorgunlukları varmış. Biraz bekleyelim. Bunlar gelir yardıma. Koalisyonlara karşı açılmış bir savaş olacak bu. 1, 2, 3, 4. Bir de bu arkadaş 5. 5'ini de vasallamaya çalışacağız. Ama koalisyonda şöyle bir sıkıntı var ya. Şimdi ben bu adama savaş açacağım. Koalisyonun sadece başıyla anlaşma yapabiliyoruz diye biliyorum. Neyse, alabildiğimiz kadarını alırız ya. Gel. Bana koalisyon kurarsanız ha. Oho. 16k'ya wipe mı? Nice man. Evet, koalisyonun başı olduğu için sadece bu adamla barış yapabiliyorum. Sadece bunları vasallayıp geçeceğim. Aynı zamanda koalisyonu dağıtmış olacağız. Adamlar yine 3 seviye kale dikmişler ya la. Sapık lan bunlar. Evet, şu şekilde bir barış anlaşması yapıyorum. 3 tane 3 seviye kale yapmışlar hainler. Bu 3 tane 3 seviye kaleyi aldım. Ve sadece 2 tanesini vasallayabiliyormuşum. Şu Mixtec'le Tlaxcala'yı vasalladım. Bu şekilde bitirdim savaşı. Tabi herkes kızgın, herkes sinirli. Herkes koalisyonda. Bu arada Tlapanak Mixtec'e saldırmış. Hayatının hatası yaptı. Çünkü artık o benim vasalım ve savaşı bana geçti. Hemen şu kaleleri yıkıp bu arkadaşı da vasallamaya koşacağız. Yes! Rönesans! Sonunda medeniyet. Oh! Güzel. Şimdi geldikçe teknolojimizi atlarız. Artık askeriden çıkartacağım bunu. Biraz daha eşit dağılsın. Şu adam da ölmedi ya. Başkası olsa hemen ölür ha. O kadar orduda tuttum adamı. Ölmüyor abi. Lan ne oldu durduk yere? Ananın... Aa, adam öldü. Ölmüyor ölmüyor dedik, öldü ya la. Herif karından öldü la. Vay be. Helal olsun lan. Koca yürekli, adını bilmediğim adam. İşte böyle delikanlı olun, delikanlı. İstenmediğiniz yerde durmayın hiçbir zaman. Evet, bu arkadaşı da vasallıyorum. Tüm topraklarını alıyorum neredeyse. Sadece bir toprağını bıraktım. Şöyle rival'larını da boz. Okey. Toprak alma konusunda neden bu kadar rahatladım? Onu hemen söyleyeyim. Artık doğum fazla gelmiyor. Zaten 4 tane reformu geçirmişim. Her reformu geçirdiğimizde bu doğum biraz daha azalıyor. Biraz daha azalıyor. En sonunda artık gördüğünüz gibi o kadar toprak almama rağmen 1-1 gidiyor yılda. Yani 3. reformdan sonra artık yavaş yavaş toprak fethetme muhabbetlerine geçebiliyoruz. Bu güzel bir şey. 50 government reform geldi buradan. Ama bunu almayacağım çünkü ülkede bir government reform yok abi. Hani hükümet sistemi yok ülkede. Kabileyiz amına koyayım. O yüzden bekleyeceğiz. Biraz şöyle ordularımız toparlansın. Fazla adamımız kalmadı ya. Ondan sonra saldıracağız tekrardan. Wow! %12 enflasyon mu? Bu bana bir yerden tanıdık geliyor ama hadi neyse. Evet, koalisyona yine kafa atacağız. Orduma güveniyorum. 50k karşıda var ama biz Azteyiz abi. Bence biz bu savaşı alırız ya. Let's go. A few moments later. Bir tık sıkıntıya düşmüş olabiliriz. Birazcık daha borç çekelim şöyle. Buradan bir independent army'yi çıkartalım. Yo GG. Hiç zorlamaya gerek yok.
Şöyle bırakalım. Evet, son reforma gelirken patladık abi. Benim hatam ya. Orduya çok fazla güvendim orada. Neyse, biraz bu şekilde kalalım bakalım. Toparlayalım. Sonra tekrar gireriz. Bu arada ikinci çağ zımbırtısı gelmiş. Şunu alalım ya. Bunu biz kullanırız mutlaka. Kötü oldu o savaşı vermemiz ya. Şimdi bayağı uğraşacağız. Gelirimiz de çok az. Evet, bu Totonaklara savaş ilan edeceğim şimdi. Matlatzinkaları vasalladık. Biz yarrağı yemişiz ya. Hayırlısı. Hayırlısı. Evet, bu arkadaşı da vasalladım tekrardan. Parasını da aldım bir miktar. Ve Totonakları da tekrardan vasalımızı aldık. Kaldı iki. High income mı? Gerçekten mi kanka? Okey. Eyvallah eyvallah. Yapıyoruz biz bu ekonomi işini. Toparlayacağım lan. Bir şekilde bunu toparlayacağım. Nasıl bilmiyorum ama ben ekonomistim aga. Sıkıntı yok. Bu arada yıl 1487'ye geldi. O az önceki savaşı kaybetmeseydik şu anda çoktan bitmişti bu reform işi ve artık fetihlere geçmiştik iyice. Vaktimiz var. Yetişebilir miyiz? Göreceğiz. Of 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 of. Oy. Bu nedir lo? Savaşmamız lazım ama herkeste turusum var ya. Evet, 9 borca kadar düşürebildim. Enflasyonu da şu an 7.38'e kadar düşürdük. Yavaş yavaş toparlıyoruz enflasyonu ve gelirimizi. Bu arada bir çağ daha geldi. Buradan bu sefer bunu alalım. İleride işimize yarayacak. Altın çağı başlatmayacağım ya. Daha erken. 2 senem var. 2 sene sonra tüm turuslarım bitecek. Bu sefer acımasız olacağım. Önüme geleni yiyeceğim abi. Çünkü artık zaten doğumum da çok fazla yükselmiyor. Hatta eksi yiyoruz doğumda. 8'e yükselmiş bu etkinliklerle falan. Bu arada 6. militeri teknolojideyiz. Artık toplara geçeceğiz yani. Yakında kolonici devletler burada olur. O koalisyon savaşı bizi biraz geriye düşürdü. Yoksa şimdiye var ya, Meksika'nın tamamı bizdeydi neredeyse. Neyse, daha iyi oldu. Biraz daha challenge olmuş oluyor işte. Bakalım bu zor durumdan kurtulabilecek miyiz?